Merhaba. Geçmişinizin de Turas programında bu hafta Çomu TV Medya TV stüdyolarındayız. Çok özel ve çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Coşkun Özgünel hayatının 40 yılından fazlasını bu bölgeye hasretmiş. Bu bölgede çalışmış. Hocaların hocası, gerçekten çok özel bir hocamız. Onu konuk ediyoruz bu hafta. Kendisine bölgeyle ilgili bazı sorular soracağım ama lafı çok fazla uzatmadan, biz kendisini gayet iyi tanıyoruz ama tanımayanlar için sevgili hocama dönüp sormak istiyorum. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kabul ettiğiniz için davetimizi, gerçekten programımızı onurlandırdınız. Ben sormak istiyorum, Coşkun Özgünel kimdir? Coşkun Özgünel bir subay çocuğunun Erzincan'da 1941 yılında doğmuş bir oğlu. Babamın mesleğinden dolayı epey dolaştık. Ancak bütün eğitim ve öğrenim sürem Ankara'da geçti. Ankara'da okudum. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde klasik arkeoloji bölümünde öğrenime başladım. Ordinarius Profesör Doktor Ekrem Akurgal benim hocamdı. Bunu da her yerde söyleyerek büyük bir onur yaşadığımı belirtmek istiyorum. Çünkü bir dönem onun adını verdiğimiz zaman yurt dışında bütün kapılar, bütün kütüphaneler bizlere açılıyordu. 1972 yılında doktoramı yaptım. Seramik üzerine çalıştım. Bayraklı kazılarında ele geçen bir geometrik dönem vardır. Sen gayet iyi bileceksin. İsa'dan önce 1. binle 700 yıllar arasında yahut da bizim klasik arkeologların deyimiyle Homer çağı üzerine doktoramı yaptım. 1969 yılında bir İzmirli hanımla evlendim. 72 yılında oğlum doğdu, ben askere gittim. O dönem kısa dönem diye bir şey yoktu. 24 ay yedek subay olarak vatani görevimizi yaptık. Daha sonra işte Almanya seferleri başladı. Almanya'da doçentlik şeyini hazırladım, tezimi hazırladım. 1979 yılında yine sevgili hocamın olduğu dönemde senin hocaların da benim jürimdeydi. Doçent oldum. Doçent olduktan sonra biliyorsun ki kadro meselesi ve bir rotasyon olayı çıktı. 5 yıllarını 8 yıl bizi beklettiler. Nur içinde yatsın. Turgut Özal bizim profesör olmamıza olanak tanıdı. 1988 yılında profesör oldum. Tabii öğrenciliğim süresince Ekrem Akurgal'ın Çandarlı, Pitane eski adıyla, Bayraklı, Eritray, Çeşme Ildırı ve Bodrum, Dirmil kazılarında hem öğrenci ve daha sonra da hocamın asistanı olarak devam ettim. Bizde bir gelenek vardı, bilmiyorum. Senin hocalarında da aynısı var mıydı? Jale Hanım'da yahut Aşkı Dil'de yahut rahmetli Haluk Abbasoğlu'nda doçent olduk mu bizi azat ederlerdi. Hadi bakalım kendi kazını yap diye. 1980 yılında bizi hocamız azat etti. Daha önce rahmetli Güven Bakır'la Grünewald Sart kazıları başkanı Gülpınar'a geliyorlar. Orada tapınağı görüyorlar. Ve tapınağın bir takım önemli
plastik eserlerini de tapınak yakınındaki bir bahçede görüyorlar. Ve hayret ediyorlar. Yani böyle bir tapınak niye bugüne kadar tanınmadı, niye? Tam şey, ben bu soruyu sorayım, istersen öyle yanıt verin. Tam da bunu soracaktım. Ankara Üniversitesi'ndesiniz. Çanakkale bir hayli uzak bir coğrafya. Yani bu bölgeye nasıl geldiniz? Burada nasıl çalışmaya karar verdiniz? Hangi soruları cevap aramak istediniz? Bunlara cevap bulabildiniz. Tabii sen çok daha iyi bileceksin mitolojideki bir takım olayları. Yani Troya'yı ve Troas'ı kuranların Girit'ten 2. binin başında göç ederek buralara geldiği ve bir yerde bir gece konakladıkları ve farelerin hücumuna uğrayıp hem tahıllarını hem de deriden kalkanlarını tahrip ettiklerini ve o dönemde bir tanrı kültü ortaya koymak istiyorlar ki bu sizin Troas ve Müzya dilinde Simintos dediğimiz fareden kaynaklanan bir olay. Tabii Güven Bakır'la Grünewald bana deyince o aralarda ben hani bir yerde bir kazı yapmak istiyoruz. Çünkü Ekrem Bey onu istiyordu. Buraya geldik 1980 Şubat'ında Gülpınar'a. Baktık bir tapınağın büyük bir bölümü ayakta ama üzerinde bir yahane var. Seramikten artık kopayım dedim. Çünkü doçentik konum da seramikti. Yine 2. bin Anadolu'da Miken seramiği diye bir doçentik tezi yazdım. Daha sonra Almanca ve Türkçe yayınlandı. Öyle bir maceraya atıldık. Yani 1980 yaz aylarında geldiğimiz zaman yatacak ne altımızda yatağımız vardı ne kazma küreğimiz vardı. Ama biliyorsun bilimde inat da önemli bir etken. İnatla sarıldık ve Çanakkale bölgesi de bize hiçbir şekilde zorluk çıkarmadı. Daha sizin üniversite henüz kurulmamıştı 1980'de. Ama daha sonra sizin üniversite kuruldu. Arkeoloji rahmetli Sevim Buluş'la birlikte sen kurdun. Yani ikiniz kurdunuz. Tabii onu bilmiyorum. Genç jenerasyon, genç bilim insanları bilim biliyor mu? Yani hem Sevim Buluç hem senin bence arkeolojinin kurulmasında büyük emeğiniz var. Biz de Ankara'daki emeğimizi yaz aylarında bu bölgeye aksettirdik. Çok şey öğrendik. Yani hem arkeoloji olarak hem popülasyon hem etnokültür olarak Çanakkale bölgesi ilginç bir bölge Veysel'cim. Yani hocam anladığım kadarıyla siz doğrudan Apollon Simiteos'un olduğu bölgeye geldiniz. Doğru da orada çalışmaya başladınız. Ve aşağı yukarı 40 yıl çalıştınız. Geçen sene sizi onursal başkan olarak ilan ettiler. 40 yıl tabii 40 yıl öncesinin Türkiye'si çok farklıydı, çok değişikti. Eminim çok zorluklar çektiniz. Neydi o zamanki şartlarınız? Nereden nereye geldiniz? Şimdi ne durumdadır? Şimdi tabii 80'li yıllar Türkiye'nin bir ihtilal yaşamıştık biliyorsun. O ihtilalin bir takım acıları vardı. Ve ihtilal döneminde yani 80'li yılların ortasına kadar Türkiye'deki aydınlar başka mecralarda kendi seslerini duyurmak istiyorlardı. Bizim üniversite öğretim üyesi olarak o kadar bir problemimiz yoktu ama biz de başka bir şeyler yapıp sizlere bir takım şeyler sunup ortaklaşa tartışmak istiyorduk. Kısmette Troas Çanakkale bölgesi varmış ve ben 40 yılımı bu bölgeye verdiğim için çok mutluyum. Çok iyi dostluklar elde ettik. Örneğin sizin üniversitede Sevim'le birlikte sen ve senden sonra
gelenler burada Ankara ve İstanbul geleneğini biraz devam ettirmek istediler. Çünkü senin mezun olduğun İstanbul Üniversitesi de bir ekoldü. Ankara da bir ekoldü. Zaten o dönemde iki tane arkeoloji bölümü vardı. Bir Ankara, bir İstanbul. İki ordinarius vardı. Biri sizdeydi, biri bizdeydi. Ve hem hocalarımızın arasında bir rekabet, bir çekişme vardı. Hem de sizlerle bizler arasında da. Yani siz bizi bir konuda Roma'yı bilmezsiniz derdiniz. Biz de derdik ki siz de arkayı ne bileyim birinci bini bilmezsiniz derdik. Öyle de güzel bir çekişme vardı ama artık şimdi öyle bir çekişme yok. O kadar çok arkeoloji açıldı ki biraz her dalda olduğu gibi bizim dalda da bir enflasyon yaşanıyor. Ve bu kadar genci büyük umutlarla alıp eğitiyoruz ama sonunda iş bulamıyorlar ve mutsuz oluyorlar yani. Sevgili hocam, siz Turaz bölgesinde çalışırken ayrıca bir farklı bir işlevi daha yerine getirdiniz. Burada yıllardır Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğü'nde görev yaptınız, üyeydiniz. Çoğu zaman kurul başkanıydınız. Uzun yıllar olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu Turaz bölgesinin her sit alanında, her koruma kararında adeta imzanız var. Bu konuda nasıl başladı bu çalışmalar? Bugün hangi noktadayız? Biraz bir şey söyleyebilir miyiz? Benim ilk kurul başkanlığım, profesör oldum. O zamanın genel müdürü Altan Akat'tı. Hocam dedi, sizi dedi Trabzon'a yolluyoruz dedi. Ve başkan olacaksınız dedi. Dedim ki yani benim hiçbir şeyim yok. Kurullarla ilgili bir geçmişim yok. Hayır dedi, gideceksiniz. Ben 6 yıl Trabzon Koruma Kurul Başkanlığı yaptım. O zaman Sinop'tan Artvin'e kadardı. Düşünebiliyor musun? Ne bu çevre yolları vardı ne duble yollar vardı. Tek bir şeritten o kıyıyı biz hep gezdik ve şey yaptık. Tabii orada ben çok şey öğrendim. Ve sonra dedim ki ben artık yapmayacağım. Fakat bu sefer değişen bir genel müdür bir gece açtı telefonu. Hocam Çanakkale'ye gideceksin. Yapmayın dedim. Ben o kitabı kapattım. O defter bitti. Hayır dedi. Geldim buraya. Yani hem kurul başkanı olarak bugüne kadar devam ediyor. Hem de kazı başkanı olarak çok mutlu bir 40 yıl içinde devam eden 12 yıl geçirmekteyim. Yani Çanakkale ayrı bir yer. Yani Türkiye'deki bir takım uygar diyeceğimiz, yani belki diğer şehirler bana kızacak ama mesela tam bir öğrenci kenti. Yani sizin üniversitenizin Çanakkale'ye büyük bir hizmeti ve bir ivme kazandırması var. Yani 1980'de bir okullar pazarı vardı Çanakkale'de. Başka hiçbir şey yoktu. Kepez üzerinden inerdik. Tek şeyle bir yoldu. Truva Oteli vakıfların bu bölgede yaptığı en lüks oteldi. Bakın en lüks oteldi ama dört yıldızı falan yoktu. Herhalde hatırladığım yıldızsız bir oteldi. Çünkü 60'lı yıllarda yapılmıştı. Saat Kulesi'nin çevresinde oteller vardı. 1968 senesinde hocam biz Bayraklı'dayken Ancient Civilizations and Ruins kitabını yazıyordu. Bu kitapta yer alan kentleri ziyaret edeceğiz dediler. O zaman hocamla birlikte biz Troya'yı, Assos'u, Neandertal'i gezdik ve bir gecede Çanakkale'de kaldık. Hocam işte en lüks Truva Oteli'ydi. Onu orada yatırdık. Biz öğrenciler de Saat Kulesi'nin çevresindeki otellerde kaldık. 1980'de böyleydi. Ama
üniversite hem Çanakkale'ye büyük bir ivme ve ekonomik bir güç kazandırdı. Hem de görüyorum öğrenciler burada çok mutlu. Ama Çanakkale'nin bir özelliği var. Halkının çok naif olması, kibar olması. Yani biz gece Ankara'dan gelirken uçak 1-10 geçe iniyor havalanına. Arabayla otele giderken görüyorsunuz biz kız öğrenci tek başına yurduna gidebiliyor. Hiç kimse ona ne laf atıyor ne sarkıntılık yapıyor. Onun için Çanakkale'de yaşamak bence bir ayrıcalık. Biz yani, de öyle hissediyoruz. Öyle hissediyorsunuz değil mi? Yani bunda ama bunu hem belediye hem Çanakkale'nin yerlileri hiç şey yapmasın, yatsımasın. Buradaki 40-50 bin öğrencinin bu kente hem maddi hem de sosyal ve kültürel yönden büyük bir kazanım. Zaten burası üniversiteden önce bir emekli şehriydi. Üniversiteden sonra da bir üniversite şehri olmaya başladı. Şimdi Çanakkale nüfusu 200 bin kadar. Bunun 50 bini öğrenci. Yani sokakta gördüğünüz 4 kişiden biri öğrenci. Yani sokaklarda şimdi genç bir enerji dolaşıyor. Hocam gene kurula gelirsek, kurulla ilgili böyle kurulla ilginç ilgili anekdotlarınız falan var mı? Şimdi tabii... Çünkü neden kurulu soruyorum? Bizim Türkiye'de böyle bir şey var. Yani hatta atasözü var neredeyse. Allah sizi kurula düşürmesin falan derler bazen. Oradan işlerin çok ağır çıktığı, yapılara bir çivi çakamayacağınız gibi böyle bir sürü yanlış bilinen şeyler vardır. Onun için soruyorum. Hiç tabii bunu yayanlar... Kuruldan nemalanmayan bir kesim var. Yani şimdi halkımız, vatandaşımız bir dosya nasıl hazırlanır, kurula nasıl başvurulur onu bilmiyor. Ve bunu yapan, ben meslekleri şey yapmıyorum, yargılamıyorum ama bizim meslekten de var, hukuktan da var, başka dallardan da var. Ve sizin adınıza bir takım olmayacak şeyler talep ediyorlar. Yani bunu böyle yapmazsan bir çivi, öyle bir şey yok. Bizim amacımız vatandaşa en iyi şekilde yol göstermek, onu mağdur etmemek, yasaların verdiği ayrıcalıklarla, koşullarla onun isteklerine cevap vermek. Ama ben söyleyeyim mesela sen de bu işin kaç yıldır burada yaşıyorsun. Adam tescilli binasını yıkıyor, yakıyor. Ondan sonra kurula geliyor ben buraya şey yapacağım diyor. Ama kurullarda o kentin kültürel dokusunun envanteri var. Hangi binanın korunması, hangisinin restore edilmesi... Bütün bunlar kurul arşivlerinde yer alıyor. Kurulların hiçbir zaman vatandaşın aleyhine olacak bir karar alma şeyi yok. Yani biz vatandaş mağdur olmasın diye ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Ama tabii burada 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıkları koruma yasasının içinde tadat edilenleri bizim uygulamamız lazım. Yani senin de bir dosyan gelse olmayacaksa sen benim en yakın kardeşim, dostumsun. Veselcim bu iş olmaz. Sana da aynısını söylerim. Olacaksa da olur derim. Olay bu. Ama böyle bir şey var. Adımızı da bilmiyorlar. Anıtlar Kurulu diyor. Halbuki kültür varlıklarını koruma bölge kuruluyuz. Onun için basın da bunu saptırıyor. Politik oluşumlar da saptırıyor. Belediyeler yok ben şu cenahtanım sen bilmem işte devletin bir şeyisin kurumusun ona göre yok öyle bir şey. Yok. Bizde politika ve kişi ayrımı diye bir şey yok. Yani kim hak ediyorsa, kim yasanın dediğini yerine getiriyorsa her türlü yardıma, her türlü şeyi yapmaya hazırız. Ama göz göre göre de kurulu kandırmaya kalkan
ki meslektaşlarımız da var, başka meslekler olanlar da var. Bunları da bizi kandırmaya bunlar kalkmasınlar. Peki hocam. Sevgili hocam, şimdi siz artık hocaların hocasısınız. Tamam. Sizin öğrencilerinizin çoğu yine profesör unvanıyla Türkiye'nin bir sürü yerinde kazılar yapıyorlar. Çanakkale bölgesinde de var, Turhas bölgesinde de var. Ama bunun dışında siz buraya işte 80'li yıllarda burada kazılara başladığınız zaman başka bilim insanları da başka yerlerde bu bölgede kazılara başlamışlardı. Yerli ve yabancı hocalarımız. Mesela Troya'da Manfred Korfman vardı. Assos'ta Ümit Serdaroğlu vardı. Aleksandriye Turas'ta Elmar Schwertheim vardı. Bunlarla çok iyi ilişkiniz olduğunu biliyorum. Biraz onlardan biraz bahsedelim. Bir de bu arada sırası gelmişken şimdi bu bizim bölümümüzün kurucu Sevim Buluş da sizin yakın arkadaşınızdı. Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi tabii Ümit Serdaroğlu'nun, yani Ümit abimin bende ayrı bir yeri var. Benim akademik kariyere girmemde Ümit abinin çok büyük şeyi var. Çabası oldu. Ümit abi ODTÜ Restorasyon Anabilim Dalı kurulurken oraya öğretim üyesi olarak, kurucu öğretim üyesi olarak gitmek istedi. Ekrem Bey'e bunu söyledi, söylemiş. Ekrem Bey de demiş ki o zaman doktor asistan Ümit abi, daha doçent değil. Yama demiş, benim asistana ihtiyacım var demiş. Ne olacak demiş. Ben Ekrem Bey'in Çandarlı, Foça ve Eritre kazılarına katılmış bir öğrencisi olarak beni yakından tanıyor. Hocam diyor, Coşkun Bey var diyor. İyi ama diyor, hani Ümit abi Şubat'ta oraya geçecek. Ne zaman mezun olacak diyor. İsterse diyor Şubat'ta olabilir diyor. Ben uzatıyorum çünkü ne olacağım belli değil yani. Bir gün akşam evde oturuyoruz, Ümit abi geldi arabasıyla. Paşa dedi, bilirsin paşa der. Nur içinde yazsın. Asistan oluyorsun. Ya abi yapma. Ben hazır değilim. O hazırlanacaksın dedi. Allah'tan mezuniyet tezim hazırdı. Larissa terakotalarını bana vermişti. O hazırdı. Oturduk çalıştık. Ve şeyde Şubat'ta ben mezun oldum ama o arada yine enteresan bir olay oldu. İnkılap tarihinden 150 kişi kaldı. Onların içinde ben de varım. Biliyorsun inkılap tarihi ne not yok. Geçer geçmez. Başarılı başarısız. O olmayınca diplomayı alamıyorsun. Ekrem Bey bana bir kızdı. Dedim hocam ben yaptım. Ondan sonra rahmetli Mustafa Akdağ bizim inkılap tarihi dersini veren. Ona gitti falan. O 100 kişiyi tekrar sınava aldılar. Ama biz her gün gidiyoruz hocanın kapısına bizi sınava alacak diye. Artık o Enver Ziya Karal'ın kitabını ezberlemiştik. 15 gün gittik geldik, neyse geçtik aldık ve ben asistan oldum. Ondan sonra Ekrem Bey dedi ki hayır dedi, Ümit Bey ben size izin vermiyorum dedi. Siz yine asistanlığa devam. O ara ben asistan oldum. Tabii Ümit abi sonra doçentlikten sonra Ege'ye geldi. Ege Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'nde restorasyon ana bilim dalını kurdu. O arada Assos kazıları başladı. Sen de vardın evet, o kazılarda. Yani evet, ben de vardım. Dostluğun, onunla arkadaşlığını ben yakından biliyorum. Öyle bir insandı. Sevim Buluca gelince Sevim güzel bir Çerkez kızıydı. Biliyorsun. Boylu boslu. Ekrem Bey onu Amerika'ya yolladı. Firikler üzerine orada doktorasını hazırladı. Geldi Ankara'da verdi. Yani Melingen'in yanında verebilirdi. Fakat hayır dedi. Benim yanım, benim doktorantım olacaksın diye. Tabii o arada fakülteye gidiyor geliyor. Biz de şey yapıyoruz. Konuşuyoruz, yapıyoruz. Bizden büyüktü, ablamızdı.
çok sevecendi. Mesleğini de seviyordu. Ondan sonra doktoradan sonra ODTÜ keban projesine başladı. O arada ODTÜ rektörü aklıma gelmiyor şimdi. Kurucu Kemal Kurdaş rektör. Ankara civarında tümülüsler var. Ekrem Bey'e diyor ki bu tümülüsleri kazalım diyor. Ekrem Bey de peki diyor. Nasıl kazacağız? İşte diyor bizde diyor senin öğrencin var. Sevim Buluç. Tamam. Tamam diyor. Ben de benim asistanı onun yanına vereyim. Biz Ankara Atlı Spor Kulübü'nün karşısındaki ODTÜ Müzesi'ni biliyorsun. Oradaki bütün malzemeyi. Birlikte kazdınız. İkimiz o tümülüsü kazdık. Tabii Sevim'le o ara çok daha yakın olduk. Rahmetli buraya geldi. Burada beraber kurdunuz. Yani yatsımamak lazım. İkinizin de çok büyük emeği var. Bunu buradaki gençler bilsin. Yani onlar buraya hazıra geldiler. Korfman'la nasıl arkadaş olduk? Korfman işte şeye başlarken, Turaya başlarken, ben ondan önce, 8 sene önce şeye başlamıştım. Gülpınar'a. Sonra gidip gelirken, Korfman çok enteresan bir arkadaştı. Küçük yaşta annesi ölüyor. Babası doktor. Abisi de sonra tıp okuyor. Bunlara bir bakıcı bakıyor. Fakat bu ev denen olayı o anda yaşayamıyor. Yani ev havasını. Ankara'ya geldiği zaman bizde kalırdı. Otele falan gitmezdi. Onun şeyi vardı, dalga geçerdik. Osman, Manfred, senin rakın hazır, bir litre maden suyu koyardık dolaba, o gider onu içerdi. Öyle bir dostluğumuz vardı. Türkleri çok severdi. Birçok Türk'ü yetiştirdi, aldı, götürdü Almanya'ya. Rüstem bunlardan. Evet, bazıları bizim üniversitemizde şimdi. Göksel öyle. Göksel Rüstem. Devrimde Tübingen'de şey yaptı. Ama işte o amansız hastalık onu çok erken yaşta aldı. Troya'yı Blegen'den sonra dünyada en çok adını geçittiren, duyuran, bu hale getiren Manfred Osman Korfman'dır. O da nur içinde yatsın. Üçü de artık aramızda yok. Nur içinde yatsınlar. Bir de Elmar. Allah uzun ömürler versin. Elmar, o da bakın benim çok yabancı arkadaşım oldu. Türk arkeolojisine en çok hizmet edenlerden biri Elmar Schwertheim'di. Biri de Manfred Korfman'dı. Elmar da Münster'i ben Erhan'ı yolladım. Alexandra Turas Kazan benim öğrencim şimdi profesör. Turas Kazan Musa Kadıoğlu. Zoyuk Mayı Kazan Kutalmış Görkay. Eritra'yı Kazan Ayşegül Akalın. Rahmetli Sencer'in eşi Eda Akyürek Şahin. Bunların hepsini ben Elmar o zaman bölüm başkanıydı. Elmar'la şey yaparak onlara burs hazırladık ve hepsini aldı götürdü. Bir de Osman aldı götürdü öğrencileri. Onun dışında Türkiye'de kazı yapıp da birçok öğrenciyi memleketini alıp götürüp doktora yaptıran yahut işte bir yıl iki yıl gelişmesine katkıda olan ben çok az insanı tanıyorum. Yani sorsan isim dahi veremeyeceğim. Yani Türkiye bu iki ismi hiçbir zaman unutmaması lazım. Hocam harika bir sohbet. Sizin hakkınızda da çok şeyler öğrendik bu arada. Ama zaman akıyor gidiyor ve bir süremiz var. Size artık son kez şunu sormak istiyorum. Bizim bu programımızı izleyenleri ben bir kültür dostu olarak niteliyorum. Hem o kültür dostlarına hem genç meslektaşlara, öğrencilere,
neler söylemek istersiniz bu kadar deneyimden sonra? Tabii senin benim öğrenciliğimi de örtüştürerek bir şey söylemeye kalkarsak hiç örtüşmeyecek. Yani değişmiş bir dünya var, değişmiş bir jenerasyon. Bir elektronik bir dünya var. Yani ben doktoram ve doçentliğimi daktiloda yazdım. Doçentlik tezim tekstil makinesinde basıldı. Google amca diye bir şey yoktu. Kitabı açıp kokusunu aldığımız zaman biz mutlu oluyorduk. Ama şimdi bakıyorum, hemen Google'a giriyor, oradan seminer hazırlayıp getiriyor. Yani bu şey değil. Kazı diyorsunuz, hocam kaç lira alacağım diyor. Ben Gülpınar kazılarında 3 tane araba parçaladım, kendi arabam. Başta da söyledim. Öğrenciliğimden emekli olana kadar, profesörlüğüm de dahil, devletten veya sponsorlardan bir kuruş harcırah veya kişim kişisel bir şey almadım. Ama şimdi gençler çok materyalist olmuşlar. Bir kere interneti bırakacaklar. Wikipedia'yı bırakacak, Google amcayı bırakacak, kütüphane var. Yani kafa göz yara yara... Olmayacak bir şey istiyorsunuz. Ama yani kırk dökük bir dil bilseler dahi alsınlar sözlüğü yanlarına, kafayı göz yara yararak okusunlar. Yani o kitabın kokusunu alsınlar ve eğer bu işi yapacaklarsa ihtiraslarını arkadaşlarına zarar vermeyecek şekilde kontrol altında kullansınlar, kendilerini iyi yetiştirsinler, hocalarını sevsinler, onların gösterdiği yolda yürüsünler. Maddiyat tabii çok önemli şimdi zamanımızda. Ama diyorum ya, sen de almadın, ben de almadım. Ki o bizim öğrenciliğimiz ve öğrenciliğimiz sırasındaki kazılar çok fakirdi. Şimdi bana soruyor, hocam sıcak su var mı? İnternet var mı? Telefon var mı? Ama olmuyor işte. Yani ama yabancı çocuk bunu sormuyor. Bizimkiler soruyor. Onun için mesleği sevsinler. Hocalarına saygıyla yaklaşsınlar. İnterneti kullansınlar ama seminer için, bilmem neyi öğrenmek için değil. Evet. Hocam, bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Ben sana teşekkür ederim ki böyle bir programı kendi üniversitende kuruluşunda önemli rol oynadığın bölümün bir öğretim üyesi olarak beni buraya getirdin. Ben çok mutlu oldum. Ben sana teşekkür ederim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, gerçekten özel bir konuğumuzla birlikteydik. Turas üzerine, kendi hayatı üzerine konuştuk. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.